daha değerli hizmetlerini bekleyeceğiz. Şimdi burada konuşun. Bir hatıram müsaadenizle paylaşayım. Yıl 1990 kuruluş, 93 Kayseri'de Anadolu'daki ilk şubeleşme, ilk şube başkanı Mustafa Tekerli Başkanım, öyle mi abi? Ve o günden bugüne kadar şimdi 9. başkanımız seçilecek. 9. başkanımıza da güzel hizmetler yapmayı, güzel güzel işler yapmayı Mevla nasip etsin diye duacınızız, destekçinizsiz. Onu belirtmek isterim. Tabii ki herhalde 93 yılında bu yola çıkılırken bugünkü konuşulanlardan çok daha farklı şeyler konuşuluyordu. O günlerde acaba bu insanlar neler yapıyor, ne için bunlar bir araya geldiler gözüyle bakılırken bugün 90'dan farklı yurt dışındaki ülkede temsil edilen bir kurumdan bahsediyoruz. Kurumsallaşmasını tamamlamış ve Sayın Genel Başkan Yardımcımız söylediği gibi artık ileri teknolojiyi, yüksek teknolojiyi şehirlerinde, ülkemizde yaygın hale getirilmesi için öncülük yapan bir müsiyattan bahsediyoruz. Şaban Başkanım, herhalde o ilk yurt dışı seyahatinde siz vardınız değil mi? Almanya'ya ilk gidişte. O gün Almanya'ya ilk sanayicimiz, iş adamımız, iş dünyası, tüccarlarımız gittiğinde aldıkları makinenin, pazarlık etmiş oldukları makinenin ne olduğunu bilmeden ama bir girişimcilik ruhuyla bir şeyler yapabilmek, memlekete bir şeyler katabilmek ruhuyla yapmış oldukları o günkü girişimler bugün artık bilinçli bir şekilde yüksek teknoloji üretebilecek tesislere doğru gidiyor. Rabbim yolumuzu açık etsin. Yolumuzu açık etsin. İnşallah daha güzel hizmetleri hem Kayseri'mizde buluşturmak noktasında hem Kayseri'mizde bunları buluştururken de Türkiye ekonomisini daha büyütmek noktasında gönlümüz, bahtımız açık olsun diyorum. Sadece uçak yapımıyla değil, bilişim teknolojisiyle ilgili, yapay zeka ile ilgili eminim ki müsiyat çatısı altında Kayseri'den yapay zeka ile ilgili işler yapabilecek, bu teknolojiyi kullanabilecek girişimcilerimiz de vardır. Ki çağın teknolojisi artık buna doğru gidiyor. Teknoparkımız çok güzel. Evet. Yapay zeka ile artık insanları tanıyan, o insanları tanımın ötesinde teknolojik şeyler üreten sanayi kuruluşları da ülkemizin değişik şehirlerinde gün yüzüne çıkıyor. İnşallah bunlar Kayseri'mize de gün yüzüne çıkar. O gün için ortaya çıkmış olan müsiyat, o günden bugüne ama değişmeyen bir şey var. İlk günkü çıkan ruhu, ilk günkü birlik ve beraberlik duygusu ki Sinevizyonumuzda, genel merkezimizin hazırladığı o Sinevizyon'da herhalde 1990'daki o birlik, beraberlik ruhu, kapitalizmin değil de tüketen tarafın değil de üreten tarafın ama bunu üretirken birilerini yok etme, birilerinin üzerine basarak üretme değil, birileriyle beraber, birlik, beraber içerisinde dünyaya örnek olacak üretim metotlarını geliştirme ruhu bugün de hala bu çatı altında olup devam ediyor. İnşallah bu şekilde de devam eder. Ben çok fazla uzatmadan yeni başkanımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. 25. yılı Kayseri'de müsiyatın 25. yılını geride bıraktık değil mi? 26. yılına girecek Sayın Kütüphaneci Başkanı'la birlikte 26. yılına girecek olan müsiyat Kayseri Şubesi'nin nice 25'li yıllarda güzel hizmetler yapmasını, iyi işler yapmasını temenni ediyor. Yapılan genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasın. Dün arkadaşlar.